Blank solution diyoruz. Bu içerisinde hiçbir proje olmayan boş bir solution açacak. Katmanlı mimari üzerinde bir uygulama geliştireceğiz. Katmandan kasıt özetle birden fazla projeyle ya da çözüm dosyalarıyla tek bir işlemi yapmayı sağlayan bir proje yönetim geliştirme yöntemi diyebiliriz bunun için. Yaptıktan sonra üzerinde yapacağız. Buna genel olarak İngilizce makalede entire application olarak arayabilirsiniz. Geride kalanı beklemeyeceğim. Şimdi bunun içerisine 4 tane proje ekleyeceğim. Bunların 3 tanesi class projesi. Class library olacak. Birinin adını BLL yani Business Logic Layer diyoruz. Class library. Evet. İkincisi gene class library entity diyorum. Üçüncüsü de gene class facade. Dördüncüsü de Windows Phone. Windows Core. Bunu da Windows Presentation ya da Windows UI gibi User Interface bu şekilde. Şimdi yapmak istediğim şey basit bir ekleme, güncelleme, silme işlemi. Bunun için 3 tane ayrı tasarım yapabiliriz. Ekleme ve güncelleme işlemleri için. İsimleri değiştirmiyorum. 3 tane form olacak. Form 2. Windows UI form şey. Evet. Ve 3. Biri ekleyecek. Ne ekleyelim burada? Ekleme işlemini yine Shippers mi yapalım? Evet. Shippers en basit Northwind'de. Benim class library'nin içerisinde class varlığında ben diğerinden kopyalayayım. Diğer projem var. Ekleme işleminde ID'ye ihtiyacımız yok. Güncelle.
sayısı sadece renklere işlemi. Burada yapacağım işlemler shippers üzerinde dönecek. Bunun için cluster'ımı oluşturacağım. Cluster'ımda öncelikle ben yapacağım uygulamanın bir property katmanını oluşturmam lazım. Property katmanı da burada entity içerisinde olan kısım. Entity'yi bir class ekliyorum. Bunun adını entity olduğu için E ile başlayıp E shippers dedim. Evet. Ne demek ki bu class değil. Shippers tablomundaki database'deki bir modeli düştü. Şimdi de bunun diğer katmanlarını yazmam gerekiyor. Diğer katmanı da veri tabanı işlemlerini yapacak kısım. Orası nedir? Facade kısmı. Facade içerisinde bir class oluşturuyor. Bu da Shippers. Bunun içerisinde veri tabanı işlemleri yapacak. Yapacağım işlemler insert, update ve delete. Bunu prosedür yapalım da biraz şey olur. Benim daha önceden yaptığım varsa onu. Bakın, pre-shipper add, pre-shipper delete ve update. Açıyorum. Bu update işlemi yapacak. Dışarıdan 3 parametre alacak. Shipper update. İçerisinde basit bir kontrol var. Önemli değil bu. Bir shipper güncelleme işlemi yapıyor. Bu da delete işlemi, ID'ye göre silecek. Diğeri de add, yani ekleme işlemi yapacak. ID hariç diğer bilgileri alıyorum. Buna göre bir yapı oluşturacağım. İsimlerin de mantığı bu. O zaman şuraya bir not edelim. Silgiler. Öncelikle metotlarımı oluşturacağım. Metotlar public static insert. Dışarıdan almak istediğim şey sınıfın yapısı.
veri tabanının yapısı. Onun içerisine veri gelecek. O zaman enshipper'ı almam gerekiyor değil mi? Enshipper entity içerisinde, bizse şu an facade içerisindeyiz. O zaman buna erişebilmem lazım. Erişmek için facade'ye entity projesini eklemem lazım. Referans, bakın, entity seçtim. Artık referans olarak geldi. Şimdi üzerine geldim. S. Using entity. Buraya eklendim. Adı shippers. Bunu ekleyeceğim. Eklemek için prosedür kullanıyorum. Yukarıda nesnelerimi oluşturuyor. Bunları aşağılarda üreteceğim. Ve benim bir de connection'a ihtiyacım var. Connection'ı da daha önceki gibi yapacağım. Entity içerisinde olacak. Connection sınıfı. Burada static. String. Bu getter property. İşlemlerimize geçebiliriz. Bunun içerisinde öncelikle hani sonucumuzu tutuyorduk ya, sonuç başarılı mı değil mi gibi, onu yapacağım. John dışarıda connection'ımızı almak istiyorum. Bu da entity içerisindeydi. Ama onu sonradan eklediğim için bir build ediyorum. Geri dönüş olmadığı için. Connection string. Class'ın public olma zorunluluğu farklı projeler olması. Değil mi? Hatırlarsınız farklı proje olduğu için public olmalı. Aldım onu da. SQL command. New SQL command. Buradaki sorgumuz yine aşağıda oluşturacağım. CMD connection'a John veriyorum. Buraları yaptık defalarca. Command type'ı sistemde de yükleyeyim şuraya. Başlıyoruz. Prosedür olacak dedik. CMD command text bu ekleme işlemi yapıyor. Yukarıda prosedürü
buna parametreler eklemem gerekiyordu. İki tane parametre alıyor. O zaman SQL parametre dizisi oluşturayım. İşim kolay olsun. Bir SQL parametre. Parametre name. Dışarıdan company name alıyor. Öncelikle bunu adını verelim. Value sunuda nereden alabilirim? Burada yok. Arayüz yok burada. Biz buraya göndereceğiz. Parametre geliyor ya. Bak, ship bu geliyor. Ben buradan company name'i alacağım. Bu da kimseyle o. Belgüsü. Bu da tamam. CMD'ye Edrange ile parametre dizisini ekleyebiliyordum. Buraya kadar tamam. Şimdi bunu çalıştırmam gerekiyor. Çalıştırmak için bağlantı açacağım vesaire. Bu rutin işlemler var. Bunu da hata yönetiminden dolayı ben şu şekilde yapıyordum. John.open. Ondan sonra da hatta bunu şöyle yapabiliriz. Connection state'i eşit değil. Açıksa aç. Zaten açıksa açmasın, hata olur. Daha sonra da sonuca bir değer vermem gerek. Bu değeri de cmd execute nonquery cmd execute nonquery bu bize ne döndürüyordu? Etkilenen satır sayısı. Sıfırdan büyükse sonuç başarılıdır. Ekleme yapılmıştır. O zaman sıfırdan büyükse true değilse false. Bu kadar. Hata olursa sonuç false olsun. Ve return sonuç. Tabii ki bağlantıyı da kapatalım. Yukarıdakinin tersi. Close ise değilse. Close. Yani şuraya gerek yok. Hata yönetmediğim için. Sadece sonucu false yapsın. Hata yok gibi görünüyor şu an. Geçtik. Hangi şekilde? Şifre. Aradan kopya. Şu. Tamam. Ve delete.
Elite'de istersek tek bir ID alabiliriz. İstersek de sınıfı komple alabiliriz. Bizim seçimimiz. Burada da teoride burası hazır. İşte her şeyi, bakın, her şeyi prosedürde çözdüğüm için aslında copy-paste bile yaptık. Sadece birkaç değişiklikle oldu. Yoksa update, delete hepsini ayrı ayrı bir yönetim gerekecekti. O sıkıntıdan kurtulmuş olduk. Şimdi geldik son katman işlemimize. Arayüz haricinde. DLL katman. Buraya da bir class oluşturuyorum. Burası da oluşturduğum sınıfı kullanacak. Ara sınıfları kullanacak. DLL shippers. Aynı işlemleri yapacak hemen hemen. Yine insert, update ve delete işlemi olacak. Üç tane. Bunlar geriye wish oldu ya da olmadı gibi bir değer döneceği için bunu false olacak. Shippers istiyoruz gene. Bu sefer shippers burada. Buraya da eklemem gerek. Entity. Burada yapacağım işlem diğer işlemlerden biraz farklı. Daha önce detaylıca anlattığım bazı konular vardı. Onlara gireceğim. Burada yapmak istediğim şey, diyorum ki kullanıcı bana geçerli bilgi gönderdi mi? Company name aldım arayüzden, tamam. Ama company name örneğin 5 karakterden küçük olamaz dedik. Ve 25 karakterden fazla olamaz. Fazla mı? Az mı? Bunları hesaplayacağız. İşte veri tabanında bakın company name 40 demişim. 41 olabilir mi? O zaman kontrol etmem lazım. Telefon standart demişim 24. O zaman ondan fazla olamaz. 24'ten fazla. Bunlara bakacağım. Diyorum ki önce boşluk kontrolü. String is null or empty. Burada dışarıdan gelen company name'i kontrol ediyorum. Ve başka ne vardı? Form var. Kontrol edilecek boşluk olarak. String is null. Şu shippers olmaz. Neymiş? Shipper form dedim. Bunu da yaptık. Şu an boşluk kontrolü geçerli. Insert için ID'ye ihtiyacım olmadığından dolayı ID kontrolüne gerek yok burada. İçeri girdik. Bir kontrol daha. Bunların uzunluğu ne kadar? Uzunlukları da ekstra kontrol edeceğim. Diyorum ki shipper company name length küçük ya da eşittir 40 ise ve shipper font length küçük ya da eşittir 24 ise
Yani öncelikle boşluk kontrolü yaptım. Çünkü boşsa zaten karaktere bakmaya gerek yok, mantıksız. Hepsini de yan yana yapmadım ki anlayabilirsiniz. Çok karmaşık olmasın. Eğer doluysa bu sefer karakter sayısına bak. Sonra da bu işlemi yap. Beş shipper lazım bana. Beş shipper. Yani. Olabilirdi ama daha görsel olur bu şekilde. Beş shipper da faca da içerisinde. Bakın diğerine faca değil. Geldi. Shippers nokta insert. Buna dışarıdan gelen shipper'ı ver. Shipper shipper olsun. Tamamdır. Eğer böyle değilse bakın. Burası doğruysa, bütün şartlar doğruysa eklenecek. Bunun sonucunda boolean dönecek. O da buraya gelecek. Ama else var mı? Eksi bu. False. Diğerinin de eksi var. O da aynı. Şimdi hata veremez. Burası tamam. Bu insert'tü. Update'te aynı. Sadece update'i çalıştıracağım. Gelelim. Buraya. Ekleme işlemini yapacağım. Ekleme işlemi gene basit olacak diğerlerine göre. Burada tek yapacağım şey aslında bir değer alma işlemi yapıp ondan sonra da bunları ilgili sınıfa göndermek olacak. Bunun için benim e-shipper'ımı kullanacağım. E-shipper'ım burada. O zaman bunun içerisine entity'yi almam gerekiyor. Bakın facade ya da BLL değil şu an. Sadece bunu alıyorum. E-shippers içerisinde de bunlar var. Çünkü ben bunları bunlardan sınıf oluşturup değer vereceğim ki göndereyim. Hepsi bundan parametre alıyordu çünkü. E-shippers shipper shipper şöyle eklemede sadece bunlar var. Eklemede çıkıyor. O. Değerleri aldım artık. Bunları en son yaptığım yer şurası ne yapıyordu? Kontrol yapıyor değil mi? Bu kontrol yapmam gerekiyor. Bu kontrol içinde o zaman benim BLN shippers'a göndermem gerekiyor ki şu kontrolün baksın. Bu da buradan geçerse BLN shippers'ta insert'e gidecek ve ekleme işlemi yapacak.
diğerini de. Diğerler çıkıyoruz. Diğerler insert ve çıkıyor. Bu bize true ya da false döndürüyor. Bu işlem doğru vesaire ya da yanlış. O zaman bu bir sonuç. Siyah olarak görünüyor ya. Bakın, sete startup diyerek Windows'u ilk proje yapmam gerekiyor, ilk çalışacak. Şöyle bir düğmeyi. Mesaj box kullanmak için ekledi. Bakın ekleme yaptı da mesaj box da göstermedik. Bunu mesaj başta biraz işte şunu da deneyelim. Telefon 24'ten fazla olsun. Nasıl olacak bilmiyorum, şöyle bilebilirim. Evet. Çünkü 24'ten fazla oldu. Şimdi burada nereye dikkat edelim? Bakın, max length özelliği var. Maksimum uzunluğu 32.000 vesaire. Bu doğru değil. Aa, size hatırlıyor musunuz? Anlatıyordum bu detaylarından. Burası bir kere 40 karakter alabiliyorsak, buranın da 40 karakter olması gerekiyor. Tamam? Telefonda 24 karakterse, buranın da 24 olması gerekiyor. Bu şekilde hatalı değer girme ihtimali ortada kalıyor. Şimdi deneyelim. Atayım şöyle. Bakın. Şu an yazmıyor. Şu an yazmıyor fazlasını. Burada da aynı şekilde yazıyorum. Artık fazlası alamaz bile. O hata ihtimali de kalktı ortada. Ama hani bir ihtimal, bunların hacklenme ihtimali var. Adam arayüzü tersine mühendislikle geçer. Arka taraftaki o metotlara vesaire erişirse bir şekilde
onlara parametre gönderse bile siz yazılımı o şekilde filtreli yaptığınız için uygulamadan bağımsız olarak sürekli her katmanda filtreleme var. Gitti diyelim, hepsine kadar geçti, prosedür de patlar veri tabanında. Orada da işte boş kontrolü vesaire yapmak gerekiyor aslında. Biz şu an yapmadık ama null kontrolü, o ID 0'dan büyük mü yaptım mesela? Bunu göstereyim. Silmede yapmıştım. ID 0'dan büyük olması garanti olacak. Bu şekilde update ederim. Silmeyi de bu güncelleme. Bakın silme dahil. En azından bunu garanti ettim. Gibi her katmanı ayrı ayrı hesaplamak gerekiyor.